Merhabalar. Dün halkın %51'i ben gidişattan memnun değilim ve bir şeylerin değişmesini istiyorum dedi. Ama yaklaşık %49'u da bence böyle devam edelim, ülke bu şekilde yönetilsin dedi ki bugünkü atmosferin en azından benim takipçilerim ve benim çevrem arasında en büyük kaynağının bu olduğunu düşünüyorum. Nasıl her iki insandan biri neredeyse ülkenin bu şekilde devam etmesini istiyor olabilir. Bu benim anlayamadığım bir şey. Çünkü benimle aynı topraklarda yaşayan, aynı markete giden, aynı şeyleri gören, aynı haberleri izleyen, aynı olaylara tanıklık eden insanların her iki tanesinden bir tanesinin evet böyle devam etmeliyiz diyebilmesi beni şok ediyor. Gerçekten anlayamıyorum. Ama olay bu değil şu an. Bakın bir şeyleri konuşmadan önce çok net bir şeyi kabullenmemiz gerekiyor. Bir şeylerin değişmesini isteyenler ve istemeyenler şeklinde iki taraf var. Bu tarafların ne kadar haklı oldukları, haksız oldukları, doğru düşündükleri, yanlış düşündükleri önemli değil. Bu ülke için neyin daha iyi olacağı konusunda zıt iki görüşü olan iki taraf var. İki taraf da kazanmak istiyor. İki taraf da elinden geleni yapıyor. Bu çok basit bir gerçek. Ve iki taraf da vatanı için neyin iyi olacağının seçimini yaptığını düşünüyor ve elinden geleni yapmak istiyor. Şimdi bakın ben dün seçim sonuçlarını takip ettim. Anadolu Ajansı'nın verileri ekranınızda. Bir arkadaş saat saat grafiği paylaşmış. Sadece şunu düşünmenizi istiyorum. 10 bin adet kapalı kutu var. Bunların içerisinde neredeyse eşit miktarda farklı renkte bilyeler var. Ama nasıl oluyor ki siz her kutuyu açtığınızda renklerden bir tanesi daha az çıkıyor? Yani bu o kadar net programatik, o kadar net kasıtlı yapılmış bir şey ki çok enteresan gerçekten. Bu kadar fazla rastgeleliğin ve yakın sayıların bulunduğu bir ortamda grafikte bir dalgalanma beklersiniz. Sonuçlarda bir dalgalanma beklersiniz. Ama ne hikmetse X'ten başlayıp Y'ye resmen net bir fonksiyon, bir denklem gibi gidiyor. Şimdi bakın bu bize neyi gösteriyor? Taraflardan bir tanesinin umudunuzu yitirmenizi istediğini gösteriyor. Umudunuzu yitirin. 14 gün sonra sandığa gitmeyin ki kazansınlar istiyorlar. Çünkü kazanmak istiyorlar. Herkes kazanmak istiyor. Siz eğer bu taktiğe mi diyeyim, olaya mı diyeyim, duruma mı diyeyim, yenik düşüp umudunuzu yitirirseniz, vah bunu yaptık da böyle oldu, biz dedik de şöyle oldu, bak ben demiştim şöyle oldu yaparsanız onların taktiği işe yaramış olur. Pozitife odaklanmaya çalışın. Ülkenin %51'i, bu seçim gösterdi ki ya şu ana kadar benim gördüğüm sonuçlarda, ülkenin %51'i, evet bir şeylerin değişmesi lazım diyor. Dediğim gibi bana şok edici geliyor her iki insandan neredeyse bir tanesinin, her iki insandan 0.99'unun bu görüşte olmayışı. Ama bu tamamen bambaşka bir konu. Tek bir gerçek var. Bu seçim çok 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 yakın bir seçim. Genel toplama baktığınızda evet bir şeyler değişmeli diyenlerle hayır bir şeyler değişmesin diyenler çok yakınlar birbirlerine ve elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Sadece bir dostunuzu bile abi bir şeyler değişsine ikna etmeniz bir şeyleri değiştirebilir. Ben de on binlerce insana karşı konuşabilen bir insan olarak bu benim için artık bir sorumluluk. Bu ülke için iyi olduğunu düşündüğüm şeye dair insanları motive etmek ve düşüncelerimi anlatmak benim için bir sorumluluk artık. Çünkü her bir oy değerli. Bakın belki de haklı değilim. Gerçekten haklı olmayabilirim. Belki ülkenin bu gidişatı doğru yoldur. Dolar 100 olunca çok büyük mutluluklara ulaşacağızdır falan bir şeyler olabilir, bilmiyorum. Ama vatanım için iyi olduğunu düşündüğüm şeyi savunmak zorundayım. Ve siz de savunmak zorundasınız. Umudunuzu yitiremezsiniz arkadaşlar. Umudunuzu yitirmeniz için yapılan bir çalışma var. Sizin buna direnmeniz lazım. Düşünmeniz lazım. 14 gün uzun bir süre ve herkes elinden geleni yapmalı artık. Herkes vatanı için neyin iyi olduğunu düşünüyorsa bu yolda ikna etmeli diğerlerini. Görüşlerini paylaşmalı. Sandığa gidip oyunu kullanmalı. Umudunuzu daha önceden kaybettiğinizi düşünün. Belki seçim şimdiye sonlanmıştı. Veya aranızda umudunu kaybetmiş olan, zaten ülke değişmeyecek deyip sandığa gitmemiş kişiler var belki de. Bunlar sonucu değiştirebilirdi. Yanlış oy kullanmış insanlar var. 1 milyondan fazla sanırım. Bunlar sonucu değiştirebilirdi. Sonuçların
değişebileceği derecede yakınlıkta bir seçime tanıklık ettik. Ve sonucun değişmesinde hepimizin sorumluluğu var. Zaten %49,5 böyle devam etsin demiş. %0,5 daha öyle der. Seçim biter diyor benim gördüğüm kadarıyla çok fazla takipçim. Böyle dersen evet biter. Ama ben seni oy vermeye ikna edersem, sen de bir dostunu oy vermeye ikna edersen, o aradaki minicik fark, ben değişim istiyorum diyen çoğunluktaki kişilerin doğru şekilde birleşmesiyle bir şeyler değişebilir. Bu sizin elinizde, bizim elimizde. Bir şeyler yapmak zorundayız. Oldu bittiye getiremeyiz. Vay gitti, vah gitti, bunlar böyle istiyor diye getiremeyiz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Bizim de bu ülke için iyi olacağına inandığımız şeyler var. Bunlar için elimizden geleni yapmalıyız. Dolayısıyla rica ediyorum, algı oyunlarına gelmeyin. Umudunuzu yitirmeyin. Vazgeçmeyin. 14 gün var elimizde. Doğru olduğuna inandığınız şeyi anlatın ve uygulayın. Bu kadar basit. Yapmanız gereken şey çok net. İnsanın eline böyle bir fırsat hayatta kaç kez geçer? Ülkeniz için iyi olduğuna inandığınız şey için yapmanız gereken şey belli. Nokta atışı. Yapın. Konuşun. Anlatın. Oy kullanın. Ve umudunuzu yitirmeyin. En azından ben böyle düşünüyorum. Haksızsam da ülkenin bu gidişatının devam etmesi gerektiği konusunda, bu yönetimin devam etmesi gerektiği konusunda bir sonuç çıkarsa da saygı duyacağız, ne yapalım? Demek ki demokrasi bunu getirmiş, demek ki halk bunu istiyormuş, demek ki benimle aynı ülkede yaşayan insanlar bu sonucun doğru olduğuna kanaat getirmişler diyeceğiz ve yaşayacağız. Ama bu olmadan önce son 14 günümüz var. Yapmamız gereken, inanmamız gereken son bir hamlemiz var. Rica ediyorum, umudunuzu yitirmeyin. Oyun videosu çekecek modum olmadığı için bir kez daha böyle bir şeyle çıktım karşınıza. Zaten kimsenin de oyun düşünecek modda olduğunu düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.